Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Normalde böyle bir yayın açma dileğim yoktu ama bugün değişik bir gün ve kan kırmızısı kapatma ihtimalimiz inanılmaz fazla ve burada alım için iyi fırsatları değerlendirmek için de harika bir zaman. Zaten her seferinde ben size şunu söylüyorum. Piyasa bize mutlaka fırsat veriyor. Önemli olan bu fırsatları önceden görebilmek ve yerlerimizi alabilmek diye. Saçlarımı beğendiniz mi? Aşağıdan bir yorumlar geliyor falan. Gerçekten çok memnunum. Ve gerçekten daha böyle şey hissediyorum kendimi, ferahlamış hissediyorum. Uzun saçta bazen yanlış yapılan yatırım gibi sizi aşağıya çekiyor ve şöyle söyleyeyim, yatırım da dememek lazım çünkü o zaman paranız yatıyor ve şu Doge bizi bitirdi, sallamıyorum, zarar çok. İnanın şöyle söyleyeyim, daha fazla zararlar gelebilir. Çünkü Güney Afrika'dan gelen varyant ciddi anlamda problemli ve ilk defa Dünya Sağlık Örgütü bu kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çok endişe verici. Piyasalar açılacak. Bizde doların ben artarak haftayı başlatacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta, şimdi bugün de dün de böyle piyasa pazartesi gününe odaklandık. Piyasa pazartesi günü bana göre gerçekten çok ters köşe yapacak. Öncesinde rahatlayacak gibi gözükecek ama rahatlamayacak. Çünkü rahatlayabileceği bir alanı yok. Birincisi şöyle söyleyeyim. Enflasyonlar geliyor. İhracat geliyor. Piyasa ile ilgili çok fazla yayın yaptım. Çünkü gerçekten yarınla ilgili biraz endişeliyim. Bugün Asya piyasaları açıldığında biraz daha net bir şekilde anlayacağız. Ben doların, yani özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu DDK'ya verdiği talimat sonrasında yabancıların tarzlarından, yabancıların genel böyle kritik karşılaşmalarından, yaklaşımlarından dolayı şöyle düşünüyorum ki gerçekten 13 bandının üzerinde başlayacak. Şu anda an itibariyle 12.33 olarak görülüyor ama ben 13.50 hatta 13.70'lerle başlayabileceğini ve haftayı 14'ün üzerinde mutlaka rekor denemesi yaptıktan sonra kapatacağını düşünen taraftanım. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Umuyorum ki beklentilerimin dışında çıkar. Çünkü gerçekten 14'ler, 13'ler çok kritik. 13.50'yi açtıktan sonra, 13.70, 13.90'ı açtıktan sonra emin olun 14, 15 ve 16 çok yakın seviyelerde atlatılabilecek şeyler. Ve biz bu kadar tedirginlik varken enflasyon da yüksek geldikten sonra 16 Aralık'taki faiz indirimi nasıl planlanacak orası muamma. Ama mutlaka düşecek çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu faizler düşecek, düşecek diyor. Baktığınız zaman kripto paralarda bu Güney Afrika'daki varyantla beraber doların daha da güçlendiğini görebiliriz. Altın baskı altında, altının onsun dolar arttığında sıkıştırdığı için baskı altında, yoksa hala klasik finans sistemine uyumlu olarak şöyle söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle altın ve dolar kripto paraların risklerinin karşısında bu gibi durumlarda etkili oluyor. Bana göre bir sert bir kapanma gelmese bile çok ciddi anlamda evde tatsız bir Aralık, Ocak, Şubat geçireceğimizi düşünüyorum. Eğer ki bu varyantta, tabii ki bakın şöyle bir durum var. Bu varyantın endişe verici olduğunu hemfikiriz artık. Dünya Sağlık Örgütü ve BioNTech'ten yapılacak olan açıklama. Ama genel olarak aşılarda bir yeni bir düzenleme yapılmak zorunda kalacakmış gibi. Omikron mu? Ne, öyle bir adı var. Şimdi alıştıkça hani Delta varyantından sonra en tehlikelilerden biri olarak gözüküyor. Bununla beraber şöyle söyleyeyim, ithalat ihracat yollarında ben bir kapanma, bir tutulma olacağını düşünüyorum. Gene ülkelerin kendi işlerine döneceklerini düşünüyorum. Ben maalesef hani diğer varyantlarla aşılar falan filan bu kadar büyük bir varyantın tekrar karşımıza çıkacağını düşünmemiştim ama herhalde düşecek gibi. Mart 2020'deki bir gibi sert bir düşüş gerçekleşebilir. 45 bin dolarları bile görme ihtimalimiz var. Ama şöyle söyleyeyim, Bitcoin çakılırken tabii ki diğerlerini de yanında götürecek ama önümüzdeki dönemde çok fazla, çok 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 fazla bu bir kırıldıktan sonra, ki bu bir hafta içerisinde de olabilir, yani Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek olan açıklamaya bakıyoruz, ama sert bir alım fırsatı verebilir ve bence de kritik olarak düşünülmeli. Genelde bu yatırım araçlarına lütfen düştüğünde girin, yükselirken de çıkmaktan kendinizi durdurmayın. Çünkü RR, risk ve reward'unuzu belli etmeniz lazım diyelim, devam edelim. Ben sert bir çakılma bekliyorum. Çünkü bu varyant belli ki biraz böyle sert sert geliyor. İtalya'da, Fransa'da, Belçika'da falan bunlarla karşılaşıldı. Bunlar tehlikeli şeylerin işareti. Ben Türkiye'nin
resmen kapanmayı kaldırabilecek bir ekonomik gücü olmadığı için kapanmayacağını ama insanların son derece tatsızlaşacağını düşünen taraftanım. Maalesef çok üzücü ve demişlerdi ki 2022'nin sonuna kadar bu devam edecek. Herhalde 2022'nin sonuna kadar biz bunu devam ettireceğiz. 2022 beklentilerle bakıldığında çok sert bir yıl olacak gibi. Türkiye'yi bayağı bir sıkıştıracak gibi gözüküyor. Özellikle 16 Mayıs'ın çok kritik olduğu düşünülüyor. Herkes yavaş yavaş o tarafa böyle açıklamalar yapılıyor. Amerika'da bu varyanttan dolayı şöyle bir durum olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Faiz arttırımı beklentilerle paralel. Yani yine Haziran'a kalmış gibi gözüküyor. Bu tamamen yani bu böyle öyle bir sırat köprüsündeyiz biz şu anda. Dünya Sağlık Örgütü hani bunun endişe verici olduğunu kabul etti. Aşı firmaları bir varyant üzerine çalıştıklarını söylediler. Ama net bir şey söylemiyorlar. Yani bizimki geçersizdir işte bizim etkisini azaltıyor gibi bir şey söylemek için erken ama şu an üzerine çalışılıyor. Ve bu faizlerin arttırımını tekrar Haziran'a çekecek olması altını biraz hareketlendirecektir. Ama güvenli liman olan doların ben bu dönemde tekrar çıkacağını düşünüyorum. Bu da bizim gibi ülkeleri etkileyecek. Burada Türkiye olarak ya da kripto yatırımcısı olarak düşüşten faydalanmak önemli. Biliyorsunuz NFT'ler şimdi DeFi yazı diye bir şeyden bahsedildi. DeFi yazı bunu çekmek neden istedim? DeFi yazı diye bir şey oldu ve o yazı kaçıranlar oldu. Dediler ki işte DeFi'ler etkili olmadı, Metaverse, NFT'ler falan. Bir şekilde kripto dünyası çok hareketli olduğu için yeni yeni şeyleri de bekliyor. Şimdi alım fırsatları geleceği için bunlara bakmanızı istediğim için ve biraz daha araştırmanızı istediğim için size aslında bunu yapıyorum. Özel bir liste çıkarttım. Bakın Bitcoin ve Ethereum okey onlara hiçbir şey demiyoruz ama Solana, Avax ve Phantom ağlarında çıkacak olan DeFi projeleri gerçekten çok gelecek vaat ediyor gibi gözüküyor. DeFi 2.0 deniyor bunlara. Nasıl Web 3.0 konuşuyoruz? DeFi 2.0. Artık bizim bildiğimiz Bitcoin'lerden bilmem neler çıkıldı. Ama şöyle söyleyeyim. Blue Chips dediğimiz Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Compound, Aave, Matic gibi şeylerde kaldığınızda paranız daha güvenli. Bunlar daha risk severler için. Ama şöyle söyleyeyim. Bazen binde 7.000'lik artışları gerçekleştirebiliyorlar. Aman bütün paranıza girmek için değil. Bu bir yatırım tavsiyesi. Bunlara bakın. Şöyle önerebilirim. 200 liralık girin. Birazcık böyle kendi trading trade etme tarzınızı oluşturun. Bir bakın bakalım o giren 200 lira bir hafta içerisinde 50 liraya mı düşüyor, 350 liraya mı çıkıyor? O yüzden çünkü sert karlar alacaksınızdır. Ve baktığınız zaman yeni dönemde özellikle Metaverse, özellikle D-App yani bir efendim söyleyeyim bir aplikasyon üzerinden değil ama aplikasyonsuz, merkeziyetsiz dünyanın kapılarını aralamak için artık altcoin'ler bile değil DeFi'ler daha öne çıkıyor. Şimdi birkaç tanesinin adını vereceğim. Bunları tabii ki bizim bildiğimiz Türk borsalarından değil daha çok böyle Uniswap, SushiSwap, FTX gibi yerlerden alabiliyorsunuz. Birincisi birkaç tanesi öne çıkıyor. DeFi 2.0 bunlar. Lütfen alın. Alchemix Finance. ALCX olarak karşımıza çıkıyor. SushiSwap'tan ve Uniswap'tan alabiliyorsunuz. Bu aslında Maker'ın yaptığının benzerini yapıyor. Olympus son dönemde çok öne çıktı. OHM, orada Hakkari Manisa. Bunları da böyle kodlamak çok komik oluyor ama Olympus DAO ciddi anlamda önemli bir şey. Olympus diyor ki ben decentralized, merkeziyetsiz reserve currency'yim. Yani insanlar nasıl bir Merkez Bankası'nın rezervleri var. Geliyorlar ellerindeki tokenları ve coinleri işte kripto paraları Olympus'a satıyorlar ve karşılığında bir token elde ediyorlar. Ve orada böyle bir rezerv var. Siz oraya ne kadar OHM bağlarsanız binde 7.000'lik bir geri ödeme var. Bu çok iyi bir ödeme sistemi. Çok iyi bir geri dönüş. Ve Olympus inanılmaz fazla konuşulmaya başlandı. Olympus DAO'ya bir bakmak lazım. DAO dediğimizde bir community diyebiliriz. Bir oluşum denilebilir. Diğer taraftan Wonderland Time, Avalanche üzerinde kurulmuş bir sistem. Dediğim gibi DeFi 2.0'lar, Avalanche, Solana ve Phantom ağları üzerinde kurulmuş şeylerdir. Uniswap'tan, SushiSwap'tan, PancakeSwap'tan almak bunları mümkündür. Dediğim gibi sadece tabii ki de borsalar üzerinde olsun ama baktığınız zaman mesela RSR'de DeFi olarak güzel arttı ve bu Bitlo'da var. Wonderland Time'da güzel. Trader Joe Uniswap'ın
Avalanche üzerinde kurulmuş. Yani Uniswap nedir? Merkeziyetsiz bir borsa değil mi? Trader Joe, Joe, J-O-E olarak olanı da aslında bize Avalanche ağındaki Uniswap gibi davranıyor. Ve siz baktığınızda Wonderland'i ve Olympus'u da Trader Joe üzerinden alabiliyorsunuz. Diğer taraftan Geest Finance var. AV'si. AV nedir? Şöyle söyleyeyim. AV faiz vermeye odaklı. Bugün dünyanın herhangi bir yerine gittiğiniz zaman döviziniz var diyelim. %1-2 falan alabiliyorsunuz. Max. AV diyor ki ben piyasanın dinamiklerinden %9'a kadar sana faiz verebiliyorum. Böyle bir kazanç yok. Geest Finance de diyor ki ben sana Phantom ağı üzerindeki AV gibi davranacağım. Yani geleceksin kredi verebileceğim. Kredi verebilmenin haricinde faiz verebileceğim. En önemlisi bu. DeFi 2 sistemlerin DeFi 2.0'ı anlayabilmek için özel bir tane daha çekeceğim ama şu ana kadar bahsettiğim Trader Joe, Joe neydi bu? Merkeziyetsiz borsa, Phantom'un özür dilerim Avalanche'in Uniswap olarak geçiyor. Geest Finance Phantom A'nın AV'si olarak geçiyor. Olympus, Wonderland, Avalanche'in Avalanche'daki Wonderland, Trader Joe ve Alchemix Finance'de Maker gibi davranıyor. Bunları aklımızda bulunduralım ve bunları PancakeSwap, Uniswap ve SushiSwap üzerinden alabiliyorsunuz. Bunlara bir bakın. Bütün paralarla girelim. Kesinlikle aman. Sepet her zaman daha mantıklı. Ama dediğim gibi DeFi 2.0 özellikle hareketli olması beklenen bir DeFi hareketliliğini daha da kârlar gibi. Bu arada Metaverse'ler var biliyorsunuz. Metaverse'lere baktığın zaman TLM, Axis, Mana, Sand. Sand geçtiğimiz 24 saat içerisinde 5 milyar dolarlık bir hacme erişti. Sandbox Adidas'la da anlaşma yaptı. Sandbox inanılmaz gelecek vaat ediyor. Ama şöyle söyleyeyim, Metaverse'de Bitcoin arasında bir gidiş dönüş var. Bitcoin aşağı indiğinde Metaverse coinler eğer Bitcoin'i BTC'ye oranla yerlerinde sayabilirlerse bu düşüşte, bu çakılmada kendini güçlü tutanlar daha sonra artacak. Dipleri sıyırma anlamında önemli. Sandbox 5.90'lara kadar çıktı. Şu anda 4.90'larda seyrediyor. Alım için iyi bir seviye değil. Ben düşüş bekliyorum. Çünkü bu Omicron dediğimiz ya da işte bilmiyorum ben adını bir türlü öğrenemedim. Yani niye ona Omicron dediklerini de bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla güçlü, kuvvetli bir varyanttan bahsediyoruz. Dünya sağlık açısından geçtiğimiz Aralık gibi yaşanabilir. Geçtiğimiz Aralık'ta aşılar çıkmıştı ve birazcık daha düzelmişti ve oradan sonra böyle çok artan bir altın, çok artan bir kripto falan görmüştük ya, 20 bin doları sert aşan. Bugünlerde Mart 2020 yani 11 Mart'ta pandemi resmen açıklandı ve Bitcoin 3 bin dolarlara kadar gerilemiş gibi sert bir düşüş olabilir. Ama şu anda çok fazla kurumun, çok fazla insanın, Grayscale'ın üzerinde çok fazla insanın parası var. O yüzden o 3 bin dolarlara inmez ama sert bir 30 bin, 28 bin dolar deneyebilir. O yüzden nakitte kalmakta ve bu geceki kapanış ve Asya piyasasının açılmasına bakmakta fayda var. USDT'de durmak belki daha mantıklı olabilir. Özellikle Türk borsalarında oynuyorsanız. Çünkü şöyle söyleyeyim, Bitcoin kendi içinde düşse bile tabii doların 14, 15, yani 20 ile falan düşmesi lazım. Öyle bir şey de olmayacak ama yine de birazcık zararınızı. TL'de kalırsanız daha garantilisiniz ama USDT'de kalıp dolardan kazanmak istiyorum. Gerçi şu sert bir düşüş gelirse o size pek kar getirmeyebilir ama 52.300 önemli, 50.000 dolar önemli ama buralardan dediğim gibi birazcık da Tether'de kalmak mantıklı. Çünkü baktığınızda dolar arttığı için orada bizim TL olarak baktığımızda Bitcoin'in parası hala artacak ama tabii ki burada birazcık hani böyle iyi planlamanız lazım. Çünkü yaşanabilir, hani düşüşü çok kompanse edemeyebilir diyebilirim. Durum böyle. Yarın kritik. Bugün Asya piyasalarının açılması kritik. Gece yarısı kritik. Bu hafta nasıl kapatacağı kritik. 53.200'den sekebilir, 51.400'den sekebilir. Ben bu varyant işinin işleri tamamen yeni bir seviyeye taşıdığını düşünüyorum. Kritik süreçlerdeyiz. DeFi 2.0 bu karambolde bize bir çıkış noktası yaratabilir diyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beklentilerinizi ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilirim diyorum. Görüşmek üzere.